Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin de bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Latife Tekin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Kuşeval. Latife Tekin'i bugün aslında biz programdan önce de biraz konuştuk. Belce Kristin çöp masallarının çiçek tepesine getirdik, değil mi? Evet. Bu mekan oldukça herhalde, yani nasıl bir şey burada olmak yeniden? Evet, Sanayi Mahallesi'nde. Sanayi Mahallesi'nde. Tabii burası benim gençlik mahallelerim. Çöp yoluna çok yakın bir yerdeyiz. Eski otosanayi, tamirhanelerin olduğu bir bölge. Otosanayi biraz daha yukarıdadır ama Seyrantepe'ye yakın bir yerdeyiz. Evet, nasıl bir duygu? Her gelişimde tabii tuhaf hissediyorum. Burası Büyükdere Caddesi üzerinde. Ta Beşiktaş'tan Sarıyer'e giden o ana büyük cadde üstünde eski bir gecekondu mahallesi. İlk Levant'in karşısında Gültepe. Hatta Gültepe Zeytinburnu ile birlikte İstanbul'un ilk gecekondu mahallelerinden bir tanesi. Bu bölgeler benim gençliğimde bomboştu. Sanayi Mahallesi burası bu kadar yapılaşmamıştı tabii. Arkaya doğru Yeşilce ve Seyrantepe'ye açılan yamaçlarda gecekondular vardı. Ve boştu, yani daha yeşil alan, caddenin iki tarafında yeşil alanlar vardı. Ama bir de fabrikalar vardı Levant'tan başlayarak. Ünlü fabrikalar hatta, yani ünlü örgütlü fabrikalar. Philips buradaydı mesela. Maden işe bağlı fabrikalar ve ilaç fabrikaları daha çok hatırlıyorum. Eczacıbaşı, Sumi. Sonra bunların hepsi zaten senin eserlerin. Evet. Peki mesela biraz kesiyormuş gibi oldum da hani sonuçta şehrin sanayi mahallesi, gecekondu bölgeleri, yoksulları. Bir de tabii sizin kendi maceranız var. Şehirle kurduğunuz macera. Mesela o nasıl oldu? Şehirle karşılaşma, sonra bunların eserlere aksi. Evet, aslında ben tabii dünyanın bir köyündeydim ama Kayseri oldukça gelişmiş bir kentti. Arada Kayseri'ye giderdik annemle. Hatta böyle bir teras hatırlıyorum. Uçak fabrikası var. Böyle terastan böyle oraya baktım, uçaklara baktım falan hatırlıyorum. Annem sık sık kente giderdi, beni de götürürdü. Hatta böyle kuaföre gider, beni de bir çocuk parkına bırakırdı böyle onun yanında. Böyle kent ama tabii Kayseri o zamandan bu zamana, Kayseri de çok değişmiş. Dağın yarısına kadar yapılaşmış, evlerle dolmuş. İlk uzun yıllardan sonra gördüğümde gerçekten böyle dehşete kapılmıştım, çok üzülmüştüm. Ama İstanbul, tabii İstanbul'la karşılaşmak, büyük kentle karşılaşmak çok unutulmaz bir deneyim. Ben Beşiktaş'ta büyüdüm. Aslında Kayserililer gecekondulaşma macerasının içinde yoklar çünkü kent merkezine geliyorlar. Kayseri'de ticaret kültürü var ve daha çok iş merkezlerine geldiler, büyük kentlere. O göç sırasında Beşiktaş, Fatih, Üsküdar gibi bizi de babam Beşiktaş'a getirdi. Ben Beşiktaş'ta yeni mahallede büyüdüm. Tabii o zamandan bu zamana, bugün de bugün kentte karşılaşan çocuklar ne hissediyor? Belki yine aynı kopuş, aynı özlem geriye doğru, çocukluklarından koparılmış hissediyorlar kendi büyüdükleri, birlikte büyüdükleri arkadaşlarından, köylerinden, kasabalarından. Ama bir fark var, o zaman İstanbul'da nereye geldiğimizi çok iyi bilmiyorduk. Yani böyle masal gibi anlatılıyor, işte bir İstanbul var. O zaman babam 3 günde gidip geliyormuş, yani böyle gidilmez uzaklıkta gibi. Şimdi çocuklar İstanbul'u işte sinemadan, internetten, televizyondan yani en azından göçle gelen çocuklar az çok geldikleri yer hakkında biraz bir bilgiye sahipler. Hani biz nasıl dünyanın gitmediğimiz şehirler hakkında biraz bilgiye sahipsek, yine de her durumda şaşırtıcı bir karşılaşmadır diye düşünüyorum. Ben 66 yılında geldim İstanbul'a, 9 yaşındayken. Beşiktaş, tabii yine de o zaman bile kentin kalabalık semtlerinden bir tanesiydi. Yeni Mahalle, Yıldız Sarayı'nın çalışanlar için kurulmuş, oldukça güzel köşklerle dolu. Arkalar, köşklerin arkası, bahçeler, böyle
çürümüş, yoksullaşmış, artık apartmanlara gitmek istiyor insanlar. O eskimiş, çürümüş, yoksullaşmış, yıpranmış ahşap evlere böyle tıklım tıkış doluştuk. Benim bir yazım var o yılları anlattım. Evet. Ve o yazıda da söylediğim bir şey var. Biz çocukluğumuz biraz yangın seyrederek geçti. Bizim kuşağımız çok iyi hatırlar. İstanbul'un her yerinde bütün o ahşap evleri cayır cayır yaktılar. O güzel köşkleri. Evet, apartman yapmak için. Ne zaman Beşiktaş'tan yeni mahalleden geçsem düşünüyorum o yangınları. Beşiktaş'tan yukarı çıkan Barbaros Bulvarı boyunca bir tane bile apartman yoktu. İlk apartman ben şeyde Beşiktaş merkezde vardı. Postane binası ve bir iki apartman. Onun dışında bahçeler içinde gerçekten böyle metruk, hatta böyle korku hikayeleri falan anlatılırdı. Bahçelerinde incir ağaçları, dut ağaçları olan köşkler, eski köşkler. Bizim oyun bahçelerimizdi o köşkler. Sonra hepsi tek tek yandı, yıkıldı. Barbaros Bulvarı açılmıştı o yol yukarıya kadar ama o kadar ıssızdı ki ve nedense bilmiyorum, o yazıda yine anlattım. Böyle kamyonlar yukarıdan yıldızdan inerler ve mutlaka bir köşkün içine girerler. O köşkleri yıkarlar. Sanki frenleri tutmaz. Onun üstüne de benim böyle anlattığım bir şey de vardır. Beşiktaş'ta çok böyle bütün Beşiktaş'ın bisküvi kokmasını sağlayan bir bisküvi fabrikası vardı. Diyorum ki bir de çok bereketli bir pazar, çarşı kurulur. Her zaman bolluk, bereket yansıtan böyle vitrinler, salkım saçak. Etler, sucuklar yoksullar için bayağı yani böyle hani dolaşılmaması gereken bir cadde halinde. Bir çünkü kamyon şoförleri o kokuyu mu alırlardı da böyle girerlerdi, başları mı dönerlerdi falan bilmiyorum. Sonra böyle setler yapılmıştı o yol boyunca. Yani yavaşlasınlar ve girmesinler. Şimdi baktığımda orada trafik tıkanıyor. Tabii Boğaz Köprüsü yoktu, birinci Boğaz Köprüsü, ilk köprü yapılmamış. Yıldız Teknik Üniversite var ve benim okulum da o tepede bir noktadaydı. Yani biz oynadığımız sokaktan denize bakan çocuklardık. Ben hatta Beşiktaş için su içinde yüzen, deniz yukarı mahalle derim hep. Böyle sanki o mahalle su içinde yüzer. Bütün çatılarından, kapı önlerinden, aralardan deniz görünür. Yukarıda tepedeydik. Ve İstanbul'da biraz öyleydi yani, hep böyle bir yer bulursun, bir yırtık, bir ara, sanki bir perde aralanmış gibi çeşitli yerlerden deniz böyle masmavi parlar. Böyle başka bir İstanbul. Ama o zaman da yoksullar için gerçekten yaşamak, hı hı, bu kentte kolay mıydı? Evet, yani yoksulların İstanbul'u. Evet, yoksulların İstanbul'u, evet. Yine o yazıda galiba. Evet. Bizim de burada tabii bir negatif tarihimiz var. Benim babam ve kardeşlerim inşaatlarda çalışıyorlardı. İşsiz kaldılardı zamanla zaman. İnşaat işçileriyle ilgisi zaten sevgili Arsölüm'de belki öyle bölümler var. Yani şöyle düşün, başkalarına evler yapıyor kardeşlerimiz, babalarımız. Hı hı. Ama biz işte aldığımız azıcık paralar, onların aldığı azıcık paraları kiraya yatırıyoruz. Kaloriferler düşüyor ama işte sobaya atacak kömür bile bulamıyoruz filan gibi. Biraz böyle dokunaklı o inşaat işçilerinin, her şeyi kuruyorlar, yapıyorlar ve kendi evleri olmuyor. Yoksulların yani İstanbul'daki macerası veya herhangi bir yerdeki macerası biraz böyle, çok da değişmiyor aslında. Peki şey mi, hani hep bir nostalji var ya, ah işte güzel İstanbul, şöyle yeşildi, böyle bilmem ne gibi, bir İstanbul'la duyulan bir özlem yeniden bayağı bir insanlar için önemli bir şey olmaya başladı. Peki bu hani yoksullar için de geçerli mi bu özlem? Yani şöyleydi, benim geldiğim yıllarda 66'da tabii büyük bir göç fırtınası. Türkiye'nin her yerinden insanlar böyle bir sokakta birbirlerini tanımayan insanlar aynı ahşap evde, kapısız, penceresiz, tıklım tıkış, iç içe yaşıyorlar. Çok garip bir tanışma, komşuluk. Çok hızla değişiyor komşular, arkadaşlar.
Sen bir çocukla arkadaş oluyorsun, sonra ailesi yükleyip eşyaları gidiyor. Ben böyle hep o ayrılıkları hüzünlü bir biçimde hatırlıyorum. Arkadaşlarımız arkasından ağlıyoruz. Bir tür dostluklar. Yani o göç insanlar yerine oturuncaya kadar böyle çok fırtınalı her şey. Ama herkes aşağı yukarı aynı durumda olduğu için, tabii orada yerleşik, ev sahibi olan, işte konak sahibi olan insanlar da vardı ama onlar da bir biçimde yoksullaşmış bir kasvet vardı tabii. Hı hı. Her yer çok yeşildi ama bir kere genel duygu olarak havasında bir yoksulluk vardı ülkenin. Ben hep söylerim, bu boyaları nereden buldular, bütün bu kapkara yerleri boyadılar, bu ahşap binaları bir anda buldular, çıkardılar. Şey hatırlıyorum, Beşiktaş'tan vapur boşalır ve siyah ve kahverengi daha çok böyle bir yoksul kalabalık boşalır. Renk olarak da yani böyle çok fazla hani böyle bizim geleneksel kültürümüzde pembeyi gençler giyer, kahverengiyi siyahı yaşlılar giyer, öyle bir şey vardır ya, böyle ayıplarlar hani böyle pembe giyen yaşlıyı filan. Yoksullar da öyle yani, çoğu işte kir tutar, yırtığı görünmez, yaması görünmez falan. Böyle Beşiktaş'ta hatırlıyorum, böyle karanlık, kalabalık bir yoksul yolcu boşalırdı vapurlardan. Çünkü oyun alanlarımızdı bütün o bölgeler. Yani Yeni Mahalle'den inerdik, çocuklarla orada oynardık. Sonra çok renklendi. Yani tabii renklenmesi özünde bazı şeylerin iyiye gittiği, değiştiği anlamına mı geliyor yoksullar açısından bilmiyorum. Çok çok da kolay değildi, öyle hatırlıyorum. İş bulmak, böyle bir tek ben okula gidebildim mesela o şeyde. Yani biraz Lütfü Akat'ın filmleri vardır, Gurbet Kuşları gibi. Çok başka hayallerle gelinmiş ve darmadağın olundu o süreçte, o gerçekleşmeyen hayaller. Tabii bazı insanlar kente tutunabildi, bazı insanlar tutunamadı. Aileler dağıldı, parçalandı. Böyle bir şey. Edebiyatımızda da aslında biraz var bunun yansımaları. Sinemada da var. Evet. Belki daha çok sinemada, o dönem sinemasında var. Ama mesela o anlamda Sevgili Arsız Ölüm çok çığır açıcı bir eser olarak da ortaya çıkıyor ya. Daha önce hani sadece yoksulları o şekilde anlatmak değil, hani yoksulluğu böyle tam da hani destansı bir dille anlatıp, işte o renkleriyle, insanların çok sesliliğiyle, birlikte olmalarıyla anlatmak da çok özel bir şeydi bizim edebiyat tarihimiz açısından. Hep de öyle özel kalacak. O değişmeyecek şüphesiz. Bu mesela o sizin kentle ilk karşılaşma ve yerleşikliğinizin tecrübesi olarak mı ortaya çıktı Sevgili Arsız Ölüm'de? Tabii kendi çocukluk hikayem, yani gidip bakabileceğim, düşünebileceğim üstünde yaralandığım, duygular, düşünceler biriktirdiğim bir zaman. Ama aynı zamanda ben bir politik hareketin içindeydim. Yani çok genç yaşta. Bizim kuşağımızın da bence çok farklı bir kuşak olmasıyla da ilgili bir yanı var Sevgili Arsız Ölüm'ün. Biz çok genç yaşta sokakta neredeyse, ben Yeni Mahalle'deydim mesela, hala o sokaklarda koştururken, oynarken politize olup politik hareketin içine girmiş bir kuşağız. Yani politik hareketin içinde olmanın getirdiği deneyim ve birikimi de kullanarak ama kişisel bir dil kurarak yazdım. O deneyim olmasaydı öyle yazabilir miydim bilmiyorum. Sadece çocukluk hikayem, sadece kendi biriktirdiğim şeyden çok bir kuşağın içinde olmak, hayatı belki öyle üstlenmek, hayatı dönüştürmeyi hayal etmek. Böyle şeyler. Bizim kuşak biraz büyülenmiş bir kuşaktı belki. Evet. O Sevgili Arsız Ölüm'e de o büyülenmiş havamızın bir biçimde yansıdığını söyleyebilirim. Bir yandan da tabii anılar çok taze. Köyle ilgili, yani Sevgili Arsız Ölüm ilk köydeki bölümüyle açılıyor biliyorsun. İlk bölümü köyde geçiyor. Çok gençtim ben Sevgili Arsız Ölüm yazdığımda. Yani çocukluk anılarına bile böyle çocukluk anısı diyemeyecek kadar genç. O yüzden her şey çok taze. Belki öfkeler, coşkular, her şey çok fazla insanın başının dumanlı olduğu bir zaman. Başını sarıyor. Kalbi daha başka türlü çarpıyor. Yani şimdi bu yaşımda olsam Sevgili Arsız Ölüm öyle yazabilir miydim? Yazamazdım herhalde. Bir yanıyla da orada genç olmanın getirdiği bir şey var. Hani böyle
gözü kapalı bir yerden uçup gitmek gibi. Evet, sevgili arşivciğim böyle yani. Şimdi mesela yeni mahalleden herhalde Manvest City'ye doğru değil mi? Bu evet, artık... ondan önce tabii para yarayan yoksullar var. Uzaklaşları yazdım. Yani şehrin içinde para yarayan yoksulların hikayesi. Biraz Berçkristin, yani işte sanayi bölgesi. İşçiler. Biraz tabii o yıllara göre çok farklı fabrikalar ve sanayi bölgeleri. O zaman sanayi bölgeleri kentin çok içinde. Belki sen de hatırlarsın. Bu bölgelerde fabrikalar var. Hemen kağıthanede Profilo, Palmek gibi, Boronkay gibi. Yani evet. Bildiğimiz pek çok farklı iş kollarında fabrikalar var. Ve hemen yanı başında gecekondular var. Gecekondu bölgeleriyle sanayi bölgeleri iç içe. Ve bu şey 70-80'lerden az bir zaman önce sanayi bölgeleri taşınmaya başladı. İşte Çerkezköy, organize sanayi bölgelerine doğru uzaklaştı. Çerkezköy, Çorlu, bambaşka yerlere gittiler. Kentin içindeki başka gecekondu bölgelerindeki, işte Zeytinburnu'ndaki fabrikalarda bambaşka yere taşındılar. İşte bütün bu süreci biz çok hızlı bir biçimde yaşadık. O dönemde de çok sayıda işçi işten çıkartılıyordu. Yani o fabrikalar taşınırken insanlar gidemiyor. Zaten o örgütlü işçi onları atmak istiyorlar. Yani sendikalı işçi işte 12 Eylül'den hemen önce sonrasında büyük grevler var, genel grevler var. O dönemde kentin içinden yoksulları atmak için epey çok yönlü bir çaba harcadı doğrusu sermaye ve iktidar. Biz de buna tanık olduk. Şimdi de sürekli olarak kent ve yoksullar meselesi ciddi bir mesele her zaman ve bu böyle kalacak. Sadece İstanbul'da değil. Yani Paris'i herhalde Roma'yı filan da benzer biçimde yoksullardan arındırdılar. Soylulaştırma dedikleri. Evet, yani kent merkezlerini zaten onu daha önce de söylemiştim. Yani bizim de böyle babalarımız gelsin, o modernleşme sürecinin bir şeyi, göçe teşvik ediyor insanları. Köylerin içine kadar girdi politikacılar. Yollar yapılsın, işte kentlerde iş gücüne ihtiyaç var, inşaat işçileri gelsin, binalar yapsın. Ama sonra görünmez olsunlar periler gibi, gitsinler Taksim Meydanı'na falan çıkmasınlar öyle. İstenmiyorlardı köyde. O emeğe ihtiyaç var ama yapsınlar ve gitsinler. Görünmez olsunlar. Tabii ki öyle olmadı. Çünkü o kadar büyük bir göç teşviki, o kadar çok insan kentlere yığıldı ki. Ve burada gecekondular kurdular. İşte ilk başlarda gecekondu önleme bölgeleri var böyle. Onlar artık ilk başlarda denenip o büyük göçle başa çıkılamamış ve insanlar yığılmışlar kentlere. Ben Berçkırsı'nı yazdığım zaman %60'ı İstanbul'un gecekondularda yaşıyordu ve aşağı yukarı Ankara'da da öyleydi. Ve bu yoksulların yaşadığı işte sanayi bölgeleriyle iç içe şeylerle ilgili, mahallelerle ilgili neredeyse hiçbir şey yazılmamıştı. Yani buralarda nasıl bir hayat var o kadar da iyi bilinmiyordu. Belki işte Berçkırsı'nın veya sevgili Arşitürk'ün şaşırtıcılığı. Hani o hiç ses çıkmayan yerden, işte onların arasında büyümüş, belki ilk yazan çocuklardan biriydim ben o zaman yazmaya başladığımda. Bir de bu yazı için yeni bir tarz bulmak da, hani diyorsunuz ya işte işçiler de toplu halde, göçlerin her şey toplu, hepsi toplu halde. Aslında sevgili Arsız Ölüm'de Berçkırsı'nın çöp masalları da yani çok sesli. Yani birçok sesi içinde barındıran, hani herkese ses vermeye çalışan ya da herkesin sesini yükseltmeye çalışan eserler gibi. Öyle değil mi? Ya da bana öyle geliyor hep. Belki sana öyle geliyor. Sevgili Arsülüm tam öyle mi bilemeyeceğim. Yani çok bütünlüklü bir kitap. Çok. Hani arka kapak yazısı vardır. Keşke daha parçalanmış bir teknikle yazabilseydim diyorum. Parçalanma. Yani daha böyle... daha bütünlüklü. Çünkü o kadar parçalanmıştım ki ben onu yazarken kendim paramparçaydım herhalde 12 Eylül sonrası. Böyle bütünlüklü bir şey yazmaya çok ihtiyacım varmış diyorum sevgili Arşitörüm düşündüğümde. Böyle episodlar halinde birbirine eklenerek akıp giden bir şey var biliyorsun sevgili Arşitörüm'ün. Berçkırsı'nın biraz daha farklı belki ondan.
Yani anlattığım şey, hani tabii ki bir imgeyle bir arzum var bir şey yazarken. Şunu şöyle yazayım, şöyle olsa gibi. Hani böyle kokusuyla, rengiyle, duygusuyla böyle bana çarpan bir imge ama aslında tam da ne anlatıyorsak biraz onun içine girip orada yol almaya başladığımda kendiliğinden doğan bir biçim ve bir dil çıkıyor ortaya. Evet, mesela şimdi son romanlarınızdan işte Man West City'de artık tamamen yeni yoksullar ve hani o ahşap evler, gecekondular yok artık burada. Doğrudan kocaman yani şirketlerin neredeyse hem doğayı hem şehri kapladığı, insanları da oldukça köleleştirdiği, birbirlerinden uzaklaştırdığı ve yeni bir dille sadece hani Sevgili Arsız Ölüm ve Berci Kıyas'ın Çöp Masalı ve Buzdan Kılıçlar'dan çok daha farklı bir dille yeniden aslında yoksulluğu anlatıyorsunuz. 21. yüzyılın ve ülkemizin, günümüzün hatta belki dünyanın da bu yeni yoksulluk hali. Evet, yani tabii Man West'i yazmak için ilk sanayi bölgelerine gittiğimde hep aklımın bir ucunda Buzdan Kılıçlar vardı. Çünkü Buzdan Kılıçları da sokaklarda dolaşarak, yani onlar parayı arayan yoksulların hikayesi. Şehrin içinde çalıntı sözcükler kullanarak parayı ararlar. Bir rol yaparlar yani. Rol yapa yapa iktidarı aldılar diyorum ben. Sahneyi çaldılar. Orada da aslında Türkçenin sentaksı dağılmaya başlamıştı. Onu görüyordum. Çünkü farklı çalıntı sözcükler ve tuhaf, yani böyle dağılmış bir Türkçeyle konuşmaya başlamışlardı. Daha çok erkekler kentin içinde dolaşarak. Şimdi ister istemez Buzdan Kılıçlar aklıma geliyordu Man West'i yazarken. Çünkü şimdi de sosyal medyadan, internet üstünden bütün bu şeyler, akıllı telefonlar, yoksulların da elinde. Çok fazla dil daha da parçalanmış, böyle anlaşılması zor. Yani nasıl bir dağılma, onu böyle kaydetmek için epeyce de konuştum, dili dinlemeye çalıştım. Ne oldu, ne değişti? Evet, hangar fabrikalar, büyük depolar halinde neredeyse. Ama bu hangar olma hali her şeyde, kentleşmenin bir sürü başka biçimde baktığımızda da kentlere, sanki kentleşmenin bir süreci gibi. Çok büyük köfteciler de görüyorsun. Ya, hangar fabrikalar. Böyle bir fabrika devasa, gibi. Gerçekten bir fabrika devasa gibi. Bir şey, bir fabrika gibi çalışan lokantalar. Evet. Doğru. Ya da yani işkembeciler falan. Evet. Böyle kocaman bir alan işgal ediyor. Arkada devasa bir mezba çalışıyor sanki ve orası görünmüyor. Böyle o büyüklük arzusu çok büyük. Evet, bir biçimde bulaştı. Yani akıl almaz büyüklükte mekanlar. Ben hep şaşırıyorum. Devasa kitap evleri de var mesela. Böyle içine girip kayboluyorsun. Yani kitap evi, işte başka şeyler de satılıyor içinde ama işte kitap evinin de olduğu içinde. Böyle bildiğimiz kitapçı duygusunun çok ötesinde. Bakalım nereye gidecek? Büyüklük yani, üzerine kurulu. Evet, Muynar'da diyordu ya, yani neredeyse hani şey, elinden gelsen hani böyle gökyüzünü kapatacak, dünyayı bir koltuğa oturacak insanlar böyle. Yani böyle her şeyi kontrol altına alıp, her şeyi betonla kaplayıp. Bu fabrikalarda da gördüğüm bir şey. Tabii yani Man West'i yazarken birçok konuda düşünüyordum. Endüstriyel mimari konusunda da düşünüyordum. Artık böyle şeyler gibi, legolar gibi yapması da çok kolay. Getirip birbirine vidalayıp kocaman böyle deposu, işçi depoları gibi kocaman binalar yapıp içine de raylı sistemi döşedikleri zaman işte robotlarla işçileri oraya hapsedebiliyorlar. Bu böyle. Tabii öyle bir mekanda çalışan insanlar, nerede yaşıyorlar, nasıl bir dille konuşuyorlar, nasıl korkularla dolular. Orada tabii bir çalışma kültürü de bununla beraber gelmiş. Yeni olan şeyler var. Yani işte bizim geleneksel kültürümüzden gelen, işte İslami kültürden gelen çalışmak ibadettir. Böyle bir öğütlerle birlikte aynı zamanda işte otomobil sanayinde diyelim ki gelen, uzak doğudan gelen Kaizen falan gibi
hiç fire vermeden üretimi hızlandırmak. İşçiler neredeyse artık şey, o çok hızlı akan üretim sürecinde parçalanırcasına, kendilerini yok edercesine çalışmak zorundalar. Daha az maliyeti, her evet, şeyi her bitirmek. Evet, her şey daha az maliyet, daha çok üretim. Böyle bir çılgın üretim hızının içinde. Zamanı da ona göre şey yapmak. Sürekli zamanı tabii daha nakitte dönüştürür şekilde kullanmak. Ya işte saniyede bir bulaşık makinesi yapıyoruz. Ya. O zaman iki yapacağız yani. Evet. Sürekli işçinin nefesini, enerjisini, zamanını zorlayarak. Yani gerçekten çok insan dışı, vahşi bir üretim süreci. Tabii onlar bir de zaten çok borçlandırılmış işçi. Zaten evet, tehdit altındalar. Bir arada, bir araya gelip örgütlenmeleri çok zor. Böyle çok ürkütücü. Ve bütün hakları budanmış. Gerçekten evet, işte insan hakları açısından da hani vicdana sığmaz evet, bir çalışma ortamı içinde çalışıyorlar. Bir de şey, Man West City'de zaten hani yine yoksulluk insanları birlikte yaşamaya zorluyor. Evet. Yine birlikte yaşıyorlar ama o birlikte yaşama hali, işte oradaki dil çok farklı. Sevgili Arsız Ölüm ve Berci Kristin Çok Masallarından. Evet, yani o köyünden geleneksel olarak getirdiği bir arada yaşama kültürüyle bugünkü çok farklı. Artık bugünkü birbirlerine çok muhtaç oldukları için. Evet, muhtaç. Birbirlerine şey, yani yaslanmak zorunda oldukları için bir arada yaşıyorlar. Muhtaçlar. Çünkü tek başlarında ayakta kalabilmeleri çok zor ve aslında bir yanıyla da yani işte Man West'teki o üveylik hikayesini düşünün. Evet. Herkes herkesin üveyi. Dağılmış ailelerin çocukları ve giderek de ufalanıyor, dağılıyorlar. Bir yandan bu üveylik bir yandan negatif bir şeymiş gibi ama aynı zamanda da birçok şeyi yaşamayı kolaylaştıran ya da yeni bir yaşama şekli. Yaşama biçimi, evet öyle. Ben de tabii bir yandan şaşırarak ama bir yandan da evet, yani her durumda en ağır koşullarda bile çalışsalar ayakta kalmak için yeni yollar buluyor. Stratejiler. İnsan. Evet, stratejiler buluyorlar. Hayat şöyle ya da böyle en kuru yerde, en ölümcül yerde çiçek açıyor, çiçek açıyor, hayat veriyor, nefes alıyor insanlar bir biçimde ama tabii bizim bir biçimde de çok yakın zamanlarda olan işte o toplu işçi ölümleri, kıyımlar, bütün onları gördüğümüz, evet, yoksulların ne kadar kentlerden uzaklaştırıldığını, onlar topluca ölmediği sürece onları göremediğimizi, bütün bunların farkına varıyoruz. Ben de gerçekten ne olup bitiyor, neredeler? Biraz onların yanında durabilmek için, onlarla bir havayı solumak için de gidip sanayi bölgelerinde kaldım, dolaştım. Arkadaşlarımla konuştum. Hem yeni olan şeyi görmek, hem de hiç değişmeyen şeyi görmek. Değişmeyenlerden. Yoksulların sahipsizliği ve çaresizliği. Hı. Onların bir yoksulların yoksullardan başka dostu, onlara sahip çıkan kimse yok. Ya da olamıyor. Bütün arzumuza ve isteğimize rağmen neden o dayanışmayı kuramıyoruz? Birazcık da onu da anlamak için de, biraz onu da söylemek için de gittim ve Man West'i yazdım. Bir de hem Man West'te, hem Man West'te hem Sürüklenme'de, yani kentin kaybedilen doğası, yani doğa tahribatı da önemli bir yer kaplıyor ki bu zaten sizin edebiyatınızda bir süredir bu tahribat evet, ayrıca bir mesele olarak hep vardı ama yani özellikle Sürüklenme'de, yani Man West ile birlikte bütün bu şirketleşme, işçilerin ölümü, hani neredeyse bir insanlık halinin ölümüyle birlikte doğa da bundan fazlasıyla evet, nasibini yani, alıyor. Evet, ne yapacağız bilmiyorum. Yani ülkenin her tarafı delik deşik ve buna isyan eden herkes de yani suçlu. Yani kodisi boylayabilir yani doğa direnişleri de biliyorsun yani bayağı bir dirençle karşılanıyor. Kadınlar, çocuklar önde. Bu tabii erkeklerin
bütün bu olup biten şeye tepki göstermediği anlamına gelmiyor. Ama erkekler biraz geri çekiliyorlar diye düşünüyorum. Baktığım zaman kadınların önde olması tabii ki müthiş bir şey. Çünkü büyük çatışmalara sebep olacak. Hı hı. Yani erkeklerin öne çıktığı yerlerde de büyük bir kavga, çatışma çıkıyor. O yüzden bence köyleri, ırmakları, zeytinlikler için direnen insanlar büyük bir sağduyuyla direniyorlar aslında. Onu da görüyorum ve gecekondu direnişleri de biraz böyleydi. Yani işte yaşlı kadın oturuyor şeyin önüne diyelim, evet, ki iş makinesinin önüne. Çünkü yaşlı kadına el kaldırmak bizim geleneğimizde ayıptır. Ama yaşlı kadınlar da gaz sıkmaya başladılar ve ne kadar sağduyuyla direnmeye çalışsa ve derdini anlatmaya çalışsa köylü. Yani maden şirketlerinden yana orayı tahrip etmeye çalışan kar başını gözünü döndürmüş şirketlerden yana devlet tavır alıyor. Bu konuda gerçekten sesimizi yükseltmeliyiz diye düşünüyorum. Yani köylünün de bu biçimde veya toprakları tehlikeye giren bu şirketlerin saldırısı altında olan köylünün de hiçe sayılmaması gerekiyor. Gerçekten çok ağır bir duygu. Gidiyorum ben de, konuşuyorum, anlamaya çalışıyorum, yanlarında durmaya çalışıyorum. Sanıyorum önümüzdeki dönem daha çok gideceğim. Yani orada toprakları için direnen insanlarla daha iç içe ve yan yana olmaya çalışacağım. Ne yaparım bilmiyorum ama belki yazmaya devam ederim diye düşünüyorum. Yani mesela sürüklenmede de o çatışma çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ya. Yani hem doğayla işte bir sözde iyi bir şey yaptığını düşünürken hani arkada aslında çok da iyi şeylerin olmadığını, evet, ama bir çatışma olduğunu, hani yerli halkla yaşanan bir çatışma olduğunu ve bunun da hani aslında bilmediğimiz birçok şeyin bilinemediği, gizli kaldığı, sonradan ortaya çıkması hali de bilmiyoruz yani gerçekten. Evet, aslında tabii haber alma imkanlarımız da çok sınırlandı. Ama az çok olup biten şeyi görüyoruz aslında. Yani bir söyleşide söyledim, yani hani madem bulacaksın diye bir lafımız vardı. Hakikaten yani böyle kaderi madem haline geldik. Yani herkes madem bulmaya çalışıyor. Bayağı böyle açık bir tarla madenciliği yapılıyor neredeyse. Yani özellikle İç Ege'de de, yani işte Muğla bölgesinde mermer, taş ocakları, kömür, feldispat, yani başka bir bölgede altın, şimdi Bergama'da biliyoruz, yukarılarda. Ve çok sayıda doğa tahribatıyla ilgili ve bu tür doğa koruma, buna karşı direnç gösteren köylerin açtığı davalar var. Bu davalar için köylünün para yatırması gerekiyor, parayı toplaması gerekiyor, bilirkişi raporları yazılıyor, olmadı, bir daha para yatırması gerekiyor. Zaten bir sürü dava bu yüzden açılamıyor ve ortada kalıyor. Bu çok üzücü çünkü bir anlaşma olması gerekir. Yani devlet özelleştiriyor diyelim ki oradaki kömürü, madenleri. Sonra spekülasyona bırakıyor. Köylünün biri satıyor, biri satmıyor. Herkes kavgalı. Yani böyle evlerde huzur kalmamış. Bir de geçim yani. Yani tabii zeytiniyle geçiniyor. Yani bilmem kaç yıldır, kaç kuşaktır zeytinyağı üreterek geçiniyor diyelim ki insanlar. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum ama onların gerçekten yanında durup mücadelelerine omuz vermek önemli görünüyor bana. Bir edebiyatçı olarak tabii ki yani... Ya bunları yazmak ve yani, görünür hale getirmek. Evet. O en da... azından hikayeleri olup biten şeyi anlatmaya çalışmak. Bizim de yapabileceğimiz, elimizden gelen şey bu. Ama tabii edebiyatın dışında şeyler de yapabiliriz. Yani gidip belki söyleşiler yaparım diye düşünüyorum. O direnen kadınlarla konuşabilirim, insanlarla. Oralara gidip ne getirebilirsem, neyi dile dökebilirsem yapmak isterim. Bir de şey de var, yine Man ve City'de aileler. Yani aile dediğimiz şey de çok değişmiş durumda bu kentin yeni yoksullarında. Gençlerin
durumu sürüklenmede mesela bir sürü genç insanlar o işte zaten iki kitap birbiriyle birleşiyor sonrasında bunu ikisini birlikte ya da ayrı ayrı okuyanlar da fark edecekler. Yani aile hani hep şeydir ya aile bütün her şeyin temelidir. O yüzden kutsal ve önemli bir şeydir. Devletin temelidir. Devletin temelidir. O kadar makbul bir şey değil yani bizim kuşaklar için. Ama işte Man ve City'de bildiğimiz o aile yok artık. Çoktan şey yani ben mesela biraz şey diye de düşündüm. Hani zaten parçalanmış bir şeyin görünür olduğu. Bu bir hikaye. Evet, mesela. Tabii devlet her zaman kendini korumak için aileyi korumaya çalışıyor biliyorsun. Yani aile bakanlığımız var değil mi? Ne kadar yok artık, eskiden vardı galiba. Neyse, yani vardı bir ara. Evet, vardı. Kadın ve aileden sorumlu bakanlık. Şimdi yok mu? Şimdi... Emin değilim. Yani neyse, ben şey demiyorum. Var şimdi de. Yani neyse. Şimdi onu tartışmayalım. Başka bir yerden konuşuyoruz. Sonra bir gün bunu da tartışalım, konuşalım. Yani bir kere bizim ülkemizin nüfusu çok genç ve çok ciddi bir genç yoksulluğu var. Evet. Zaten gençler. Hep söylüyorum, gençler böyle maddi manevi yatırımlarını da yapmadıkları için zaten yani her an isyana hazır bir şey olarak görülüyor yaş dönemi. Nüfus çok genç ve tabii yoksul ailelerin çocuklarının durumunu yani düşünürsek yani yok çok işsizlik çok ciddi bir sorun, eğitim ciddi bir sorun. Yani burada genç yoksulluğu sürüklenmede biraz öyle genç yoksulluğu içimi yakan bir şey olduğu için üç genç kahramanı var, üç yoksul genç kahramanı var sürüklenmenin. Ve sürükleniyorlar, sürükleniyorlar gerçekten. Evet, yoksullar ve gençler zaten en çabuk sürüklenebilirler. Burada tabii sürüklenme sadece gençlerin hikayesini anlatmıyor. Hak arayıcılarının da hemen Man ve City'nin yakınındaki bir yerde hak arayıcılarının da ne kadar aslında yoksulların dünyasından uzakta bir yerde dönüp durduklarını da şey yapıyor, anlatıyor. Aileler yani o saray bölgelerindeki Man ve City'deki aileler aslında zaten tarım işçisi olarak o bölgeye gelmiş. Çoğu işte verimli bir ovada, Pırasa Ovası'nda yerleşmiş tarım işçileri giderek sanayi işçisine dönüşmüşler. Kadınlar çocuklarıyla geliyorlar. Yani zaten dağılmış aileler. Anneler çocuklara bir biçimde sahip çıkıyor ve yani üstüne başka biriyle evleniyor, o başka bir çocuk oluyor. İşte üvey kardeşler olmadı, o da bırakıp gidiyor. Sonuçta anneler o çocukları bir arada tutabilmek, ayakta tutabilmek için büyük bir mücadele içindeler. O yüzden zaten aileden çok annelerin eteğinde anneler, büyümüş çocuklar. Doğru. Zaten annelerin hatırına hayatta kalmış çocuklar yani Manves'teki çocuklar. Diğerleri de sahipsiz yoksul çocuklar. Yani bir biçimde hayatta kalmaya çalışıyorlar. İşte okullarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bugün de en ciddi sorunlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Belki sen de üniversitede hocasın, sana da çok sık geliyordur. Bana neredeyse her gün Türkiye'nin her yerinden burs için destek telefonları geliyor. Ciddi bir sorun. Evet, hele bir de büyük bir şehre gelip okumak, ya, çok, orada çok ayakta zor, kalmaya çok çalışmak. Evet, çok zor. Teşekkür evet ederiz. Ama bu böyle zor zor sözcükleriyle bitmesin. Yine de gençlerden söz ediyorsak evet, her zaman. Gençler ve çocuklar evet onlar onların her zaman kalbinde bir heyecan ve coşku var. Biz de o kadar umutsuz olmayalım. Tabii. Onlar için hiç değilse. Tabii doğru değiliz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Sevan. Bugün Şehir Hepimizin programının 102.'sini sevgili Latife Tekin'le gerçekleştirdik. Hoşça kalın, görüşmek üzere.